Yani hem dertlenen hem çözmesi gereken taraflardayım. Tabii o sıfatımın haricinde bugün misafir olduğunuz mahallemizde Işık Vadi sitesinin, Kutuşu'muzdaki sitenin de yönetim kurulu başkanıyım. Değerli hocam, kapalı durağımıza ilişkin hadiseye değindi. Yan tarafımızda Kredi Yurtlar Kurumu'nun 260 civarında öğrencisini barındıracak Işıklı'daki, merkezi Işıklı'daki kız öğrenci yurdunun bir ek binası geldi. Yurt binası beraberinde müdüriyet makamını da buraya taşıyor öğrendiğimiz kadarıyla. Kapalı durak meselesi artık mahalle sakinleri olarak bizimle birlikte o öğrencilerimizi de yakından ilgilendiren bir meseleye dönüştü. 260 tane kız öğrenci bizimle beraber sabahleyin köşeye çıkıp okuluna yetişmek durumunda. Yaşta, yağmurda bu bir zaruret. Durağa ilaveten mahallemizden geçen şu anda 5 numara minibüs söz konusu. Güzergah itibariyle malum bulvardan Ramazanpaşa kavşağından Kemer'e doğru dönen bir güzergahı var. Öğrenciler tabiatıyla yukarıya üniversiteye çıkmak durumunda. Şayet ikinci bir minibüs hattı konulmadığında iki araçla ancak okullarına gidebilecekler. Ben de bir öğrenci velisiyim. İki tane evladım değişik vilayetlerde öğrenci. Hiçbirimiz arzu etmeyiz öyle bir sıkıntıyı, telaşı, maddi ve manevi. 5 numaraya ilaveten özellikle üniversiteye giden ikinci bir hattın mahallemizden geçmesini buradan yetkililere talep olarak ifade ediyoruz. Zeybek Mahallesi Aydın'ın son şekillenen mahallelerinden, o yönden bünyesinde hem bir şansı barındırıyor, yeni bir mahalle, yeni bir imkan, güzellik, hem de beraberinde şanssızlığı barındırıyor. Sıfır noktasındasınız, her şeyiniz yeni olmak, yeni başlamak durumunda. Biz bardağın dolu kısmından bakıyoruz. Belediyecilik adını, Aydın'ın modern belediyeciliğini, yeni anlayışını buralarda görmek istiyoruz. Buralarda o 260 tane öğrenci, 80 vilayetten buraya gelen öğrenci kendi memleketlerine gittikleri zaman sadece bulvar esprisini anlatmasınlar. Dileyelim ki biz Aydın'da 3 sene, 5 sene öğrencilik yaptık. Şöyle bir mahalle ortamında kaldık. Şöylesine modern bir çevrede barındık. Altyapısı şuydu, ulaşımı buydu gibi inşallah örnek olunabilecek, alınabilecek güzellikleri 80 tane vilayete buradan taşısınlar diye arzu ediyoruz. Bunun da olabilmesi için tabii yetkililere ve de bizlere vazifeler düşüyor. İnşallah bunları da ifade edelim, gereklerini yapalım. Durak konusuna bahsettik. 5 numara ilave minibüsü bahsettik. Yurt binamızın çevresi, gezen arkadaşlarımız görmüşlerdir mutlaka. Şu anda çevre düzenlemesi anlamında hiçbir hizmet alamamış vaziyette. İyi niyetli yaklaşıyoruz. Başlangıcı olduğu için böyledir. Yarınlarda yapılır diye ümit ediyoruz. Ama konunun kayıt altına alınması da esas. Şu anda yurdumuzun dört bir yanı çevre düzenlemesi anlamında hizmet bekliyor. Bunu da ilgililerin takdirlerine arz edelim. Ben Aydın Postu tebrik ediyorum. Buyurun. Ben bir şey sormak istiyorum. Pazarınız var mı mahallede? Mahallede doğrudan Zeybek'in bu bölümüne hitap eden bir pazar mıntıkası yok. Efeler pazarı bizim mahallemize de hitap ediyor. Dolaylı olarak. Doğrudan bizim mahallemize hitap eden bir pazar yeri ve uygulaması söz konusu değil henüz. Talep var mı o konuda mahallenin? Arz talep dengesi bu. Sağlık ocağı talep ettik. Her şeyin tabii hizmetlerin bir de kriterleri var arkadaşlar. Kriter. Yani talebe ilaveten işte mıntıkamıza bir sağlık ocağı tarzı ünitenin gelebilmesi için teknik olarak A, B, C deniyor. Önümüze prosedür konuluyor. Tabii çoğunluğumuz bu işlerin içerisindeyiz. O prosedürün yasal tablonun dışında da yani biz istedik illa olsun şeklinde bir davranış teknik olarak karşılığı olmayan bir davranış oluyor.
Pazar yeri de bu çerçevede bir hadise. Bizim gönlümüzden geçen bir güzellik. Ama dedik ya, mahallemiz yeni bir mahalle. Adım adım şekillendikçe o tarz donatıların da mahallemize geleceğini inşallah ümit ederiz. İmar planındaki mevcudiyetini Sayın Muhtarım bizden detaylı biliyordur zannediyorum. Ben belediyeciyim dedim ama teknik kısmında değilim arkadaşlar. Onu söyleyelim. Hal böyle olunca mevcut haritada ne vardır? Nasıl bir tablo vardır? Şahsen benim bilgimin dışında. Muhtarım daha çok vakıftır o tabloya zannediyorum. Ona dair mahallede yarınlarda ne olacak, neler göreceğiz? Biz de duymak, dinlemek, paylaşmak isteriz. Sözlerimin sonunda ben tekrardan Aydın Posta ailesini tebrik ediyorum. Sosyal bir sorumluluk olarak böyle bir projeyi ortaya koymak böyle bir aileye yakıştı. O manada Sayın Başkanımı görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Beraberinde meclis üyelerimizi görmek ziyadesiyle memnun etti. Bunlar önemli paylaşımlar. Biz bu memleketin insanıyız. Gidecek başka kapımız yok. Partiler bir tarafa, zihniyetler bir tarafa, güzellikleri paylaşmak, sorunları paylaşmak esas. Ben bu duyarlılığın artarak devamını diliyorum. Artık Aydın'da yeni bir belediyecilik söz konusu Büyükşehir çerçevesinde. Herkesin bu olgunun içini doldurmaya yönelik bir sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. Aydın Posta ailesi kendi boyutunda bu sorumluluğu gayet güzel ve örnek bir şekilde ortaya koyuyor. Zannediyorum yarınlarda merkeze ilişkin şu tabloyu ilçelere de bu şekilde değişik boyutlarda taşıyıp tüm Aydın'ın, Büyükşehir'in alanını kapsayacak bir yaklaşım ortaya koyacaklardır diye zannediyorum.